Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. İkinci dönem birinci yazılı kampı başladı biliyorsunuz ki gençler. Bugün biyoloji yazılıya hazırlık yapacağız sizlerle birlikte. Saat 7'de de Türk Dili ve Edebiyatı karşınızda olacak. Yarın fizik kampımız var. Daha sonrasında tarih, coğrafya, İngilizce, din sizlerle birlikte olacak. Yazılıdan önce yazılıya hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Gençler hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki hangi konulardan sorumluyuz? İkinci dönemde hücre ünitesine geçiş yapmıştık zaten. Hücre ünitesine de baktığımız zaman hücreler bizim için önemliydi. Yapısına göre gruplandırabiliyorduk, sayısına göre gruplandırabiliyorduk. Yapısına göre baktığımız zaman hücreler prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayrılıyordu. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılarla ökaryot hücre yapısına sahip canlıları kıyaslayacak olursak prokaryotlarda da DNA DNA vardı çift zincirliydi halka saldı. Ökaryotlarda da DNA vardı çift zincirliydi fakat iki ucu birbiriyle birleşik değil heliks yapısındaydı. Prokaryot canlılarda RNA ribozom bulunur hücre zarı ve stoplazma bulunurdu. Ökaryot canlılarda ise DNA RNA ribozom yine ortak olarak bulunuyordu. Ökaryotların prokaryotlardan farkı neydi? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Ökaryotlara çekirdekli hücreler ismini verebiliyorduk. Zarlı organeller endoplazmik retikulum olsun, Golgi koful, mitokondri olsun bunlar ökaryotlarda bulunurken prokaryotlarda bu yapılar söz konusu değildi. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız bakteriler ve arkelerdi. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız ise protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlardı. Hücre yapısına göre gruplandırabildiğimiz gibi hücre sayısına göre de canlıları gruplandırabiliyorduk. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılardı. Bitkiler ve hayvanlar ise çok hücreli canlılar grubuna dahildi. Protista ve mantarlar alemine baktığımız zaman bu alemlerin içerisinde de hem hem tek hücreli canlıların hem çok hücreli canlıların olduğunu görüyorduk diyeyim. Sonra hücreye devam edecek olursak hücrelerin tabii ki sitoplazma adını verdiğimiz bir kısmı bulunacaktı. Sitoplazma adını verdiğimiz kısmın içerisinde de stozol yani sıvı bir kısım yer alacaktı. Organeller bulunacaktı. Hücre iskeleti elemanları yer alacaktı. Yani hücre zarıyla çekirdeğin arasındaki bölgenin tamamına birden sitoplazma ismini veriyorduk. Tabii ki burada inorganik ve organik maddelerden oluşan sıvılar yer alacak organeller bulunacak. Hücre iskeleti elemanı dediğimiz mikrofilament, arafilament, mikrotübüller de yine yer alacaktı. Çekirdeğe baktığımız zaman da ökaryot hücrelerde sadece çekirdek bulunur. Unutmayın çok fazla derecede böyle öncüllerin içerisinde sizi düşürmeye çalışırlar. Ona dikkat edin diyeyim. Çekirdeğe baktığımız zaman en dış kısmını saran bir çekirdek zarı vardı. Madde alışverişinin gerçekleştiği çekirdek zarının üzerinde delikler yani por yer alıyordu. Çekirdekçik adını verdiğimiz bir yapı da vardı. Ribozom sentezinden, ribozomun alt birimlerinin sentezinden görevliydi. Çekirdeğin içerisinde kalan sıvı kısmı ise çekirdek plazması adını veriyorduk. Çekirdekte bulunan genetik materyal ise kromatin olarak isimlendirilmiş oluyordu. Geldim organellere. Organellere baktığımız zaman da organelleri de tabii ki zar durumlarına göre gruplandırabiliyorduk gençler. Bizim zarsız organellerimiz, tek zarlı organellerimiz ve çift zarlı organellerimiz vardı. Zarsız organellere baktığımız zaman ribozom ve sentrozomdan bahsediyorduk. Tek zarlı organellerimiz ise lizozom, koful, peroksizom, endoplazmik retikulum ve golgi aygıtıydı. Çift katlara sahip olanlara da mitokondri ve plastitleri vermiş. Yapmıştık. Plastikler Plastitler dediğimiz zaman da kloroplast, kromoplast ve lekoplasttan bahsediyorduk. Hemen arada yazılı hazırlık sayfaları üzerinden de bir şey söylemek istiyorum size gençler. Şimdi hücre ünitesine baktığımız zaman tabii ki hücrenin tarihi gelişiminden, zarından, duvarından sorumluyuz. Endositoz ve entositoz olaylarından da sorumluyuz. Hücre ile ilgili yapılan çalışmalar, bilimsel çalışma yöntemleri de yine bizim yazılıda sorumlu olduğumuz kısımları meydana getirecek. Yani dinamo kitaplarımızda soru bankalarımızdan sayfa 77'den başlayacaksınız. Hücre ünitesinin sonuna kadar çözeceksiniz gençler. Aralarda biliyorsunuz ki yazılı hazırlık sayfalarımız var. Yazılı hazırlık sayfalarındaki sorulara mutlaka yazılıya girmeden önce bakın. Çünkü yazılı hazırlık sayfasında yazılıda çıkabilecek konuların üstünde durduk gençler. 3. üniteden de sorumluyuz ama baş kısmından sorumluyuz. Sınıflandırma modelleri, sınıflandırma çeşitleri konularımızın içerisine dahil olacak diyeyim. Yani yani sayfa 124'e kadar yapmadığınız kısmın dinamo soru bankasından kalmamış olması gerekiyor yazılıdan önce gençler birer cümle ederek de tabii ki organellerin görevlerinden de bahsedeyim Ribozom organeline baktığımız zaman tüm canlılarda vardı. İster prokaryot, ister okaryot fark etmiyordu. Protein sentezinin gerçekleştiği organeldi. Sentrozom organeli hayvansal hücrelerde iyi ipliklerinin üretiminin gerçekleştiği organeldi. Lizozom hücre içi sindirim enzimlerini bulunduruyordu. Kofulun çeşitleri vardı. Dışarıdan gelen büyük bir besini içeriye aldıysan besin of koful oluşuyordu. Atık bir şeyin etrafını zarla çevirdiysen atık koful oluşuyordu. Zararlı maddeleri zararlı garsız hale getiren enzimleri taşıyan ee organele peroksizom ismini vermiştik. Endoplazmik retikulum hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan kanalcıklar sistemiydi. Madde taşınmasında görev yapıyordu. Üzerinde ribozom taşıyanlara granüllü endoplazmik retikulum taşımayanlara düz endoplazmik retikulum demiştik. Salgı yapma paketleme gol aygıtında gerçekleşiyordu. Çift katlara sahip organellere baktığımız zaman da mitokondri ve plastitler olduğunu görüyorduk. Ökaryot hücrelerde mitokondriye oksijenli solunum tepkimeleri ATP üretiminin gerçekleştiği organeldi. Plastitler kloroplast, kromoplast ve lokoplast olarak üçe ayrılıyordu. Plastitler bitkilerde ve alplerde bulunacaktı. Kloroplast fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organeldi. Kromoplastlar bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan pigmentleri taşıyorlardı. Lökoplastlar da bitkilerin ışık görmeyen yerlerinde madde depolanmasını sağlayan organeldi diyeyim. Sonra hücre zarının yapısından bahsetmiştik. Bir kere tüm canlılarda hücre zarı bulunacak. Hücre zarına baktığımız zaman da çift sıralı fosfolipit tabakasından meydana geliyordu. Bu çift sıralı fosfolipit tabakasının arasında boydan boya uzanan proteinler veya gömülü proteinler vardı. Yani yağ var, protein var. Bir de karbonhidratlar bulunacaktı. Karbonhidratlar asla tek başlarına bulunmuyordu. Ya lipide bağlanıyordu biz ona glikolipit ismini veriyorduk ya da proteinlere bağlanıyordu biz onları glikoprotein isimlerini veriyorduk. Madde alışverişinin gerçekleştiği deliklere de por ismini veriyorduk. Hücre zarından madde geçişlerini de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir küçük maddelerin geçişi bir de büyük maddelerin geçişi söz konusuydu. Küçük maddeyle neyi kastediyordum? Bir kere inorganik maddelerin tamamı küçüktü. Su, asit, bazı tuz, minerallerin hepsi küçüktür. Glikoz, aminoasit, yağ asidi, gliserol, vitamin bunlar da küçük moleküllere örnekti. Moleküller çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere enerji harcanmadan taşınıyorlarsa pasif taşıma ismini veriyorlardı. Diyorduk. Yağların arasından akıp taşınıyorlarsa basit difüzyon, protein kanallardan geçiyorlarsa kolaylaştırılmış difüzyon gerçekleşir diyorduk. Suyun difüzyonuna yani suyun çok olduğu yerden suyun az olduğu yere doğru hareket etmesine ise ozmoz ismini veriyorduk. Aktif taşımayı kaçırmayacaksın, karıştırmayacaksın. Neyle? Aktif taşımada yine küçük moleküllerin taşınması için yapılıyordu. Ama bu sefer molekülleri ne yapıyordun? Az oldukları yerden çok oldukları yere doğru gönderiyordun. Az olduğu yerden çok olduğu yere gönderirken de tabii ki enerji harcaman gerekiyordu. Büyük moleküllerin geçişine de bakacak olursak endositoz büyük şeylerin içeri alınması anlamına geliyordu. Egzositoz da egzostan aklımızda kalacaktı dışarı atılması anlamına geliyordu. Sen içeriye aldığın büyük katı bir molekülse fagositoz büyük sıvı bir molekülse pinositoz ismini veriyorduk. egzostozun sıvı ve katı olmasının herhangi bir farkı tabii ki yoktu gençler. Sonra bilimsel yöntem basamaklarından bahsetmiştik. Bilimsel bir çalışma yapılırken takip edilmesi gereken basamaklar vardı. Tabii ki sen bir problemi çözmek istiyorsan öncelikli olarak gözlem yapmalı ve verileri toplamalısın. Gözlem yaptım, verileri topladım. Buna bağlı olarak da tabii ki bir problemi tespit etmiş oldun. Tespit ettiğin probleme geçici bir çözüm yolu bulacaksın. Yani hipotez oluşturman gerekiyor. Hipotezini oluşturduğun hipotezler kısa cümlelerdir. Daha sonra hipotezlerine dayalı tabii ki tahminlerde bulunman gerekiyor. Tahminlerini de kontrollü deneylerle Deneyeceksin. Kontrollü deneyler tahminlerinin doğru olduğunu söyleyebilir veya yanlış olduğunu söyleyebilir. Eğer doğru olduğunu söylerse hipotezini, tahminini kontrollü deneylerin desteklerse başka bilim insanları da bu çalışmaları tekrar edecek. Sen gideceksin konferanslarda anlatacaksın. Bu hipotezin ne haline gelecek gençler gerçek haline gelecek. Ama ikinci bir alternatif de olabilir. Sonuçlar değerlendirilir ve senin hipotezin yanlıştır denir. Eğer hipotezin yanlışsa tekrardan en başa dönüşmüyor dönmeyeceksin. Problemi bir daha yeniden tespit etmene, veri toplamana gerek yok. Ne yapacaksın? Hipotezini değiştireceksin. Yeni bir hipotez oluşturacaksın. Böylelikle ikinci üniteyi bitirmiştik. Üçüncü ünitemiz de canlılar dünyası dediğimiz üniteydi gençler. Canlılar dünyasına baktığımız zaman çok fazla derecede canlı var. Haliyle bu canlıları da sınıflandırma kolay olsun diye belli kriterler belirlenmiş durumdaydı. Çok eski zamanlardan beri yapılan sınıflandırmaya ampirik sınıflandırma ismini veriyorduk. Ampirik sınıflandırma günümüzde geçerliliğini yitirmişti. Ampirik sınıflandırmada canlının dış görünüşüne yaşadığı yere bakılıyordu. Günümüzde ise canlıların dış görünüşüne veya yaşadığı yere bakarak sınıflandırma yapmıyoruz. Leylek havada uçuyor, sinek havada uçuyor, o ikisi de havada uçuyor, ikisi birbiriyle yakın akrabadır demiyoruz. Günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Filogenetik sınıflandırma ise günümüzde teknolojinin verdiği her şeyden yararlanarak yaptığımız sınıflandırma. Canlıların DNA benzerliğine, gen benzerliğine, protein benzerliğine bakıyoruz tabii ki bunu yapar bizim bir analog organlarımız var bir de homolog organ dediğimiz organlarımız var analog organlara baktığımız zaman kökenleri farklı görevleri aynı olan organlardı mesela sineğin kanadı ile yarasanın kanadı gibi ikisinin de kanadı var uçmaya yarıyor görevleri aynı ama bunların kökenleri farklı analog organlar ampirik sınıflandırmada kullanılacak Homolog organ dediğimiz organlar ise kökenleri aynı, görevleri farklı veya aynı olabilen organlardır. Filogenetik sınıflandırmada kullanılacak gençler. Ampirik sınıflandırma Aristo'nun yaptığı çok eski bir sınıflandırmadır. Günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumdadır diyeyim. Böylelikle sınıflandırma basamaklarından da bahsedeyim tabii size. Gençler sınıflandırma basamaklarına baktığımız zaman da canlıları en üst düzeyde alem düzeyinde sınıflandırabiliyoruz. Daha sonra aynı alemde bulunan canlıları tabii ki şubelere, onları sınıflara, onları takımlara, onları ailelere, aileleri cinslere, cinsleri türlere ayırabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde de kodlamış olacaktık. Türden aleme, alemden türe giderken yani neyin artıp neyin azaldığını bilmemiz önemliydi. Hangi canlılara aynı tür diyorduk? Çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılar bizim için aynı tür canlılar kategorisine girmiş oluyordu diyeyim. Buradan hemen sorularıma geçiyorum. İlk sorumuz boşluk doldurma sorusu. Hemen bakıyorum. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeleriyle doldurunuz. Kalıtım materyali zarla çevrili olan hücrelere ne ismini veriyorduk? Kalıtım materyali dediğimiz şey DNA'dır. DNA'nın etrafınız bir zar çevirdiği zaman onlar artık çekirdekli yani ökaryot hücre yapısına sahip hücreler oluyordu. Protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Ökaryot hücrelerde sitoplazma, sitozol, organeller ve kimden meydana geliyordu? Hücre iskeleti elemanlarından meydana geliyordu. Hücre iskeleti elemanları oradaki sıvının belli bir kıvamda kalmasını sağlamış oluyordu. Bazen organellerin birden bir yere bir yerden bir yere taşınmasında, bazen bazı organellerin sabit kalmasında görev yapmış oluyorlardı. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunan tek organel zarsız olan protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organelidir. Basit difüzyona da baktığımız zaman hücre zarının iki tane tabakası vardı, fosfolipit tabakası vardı. Fosfolipit tabakasının arasında da boydan boya proteinler vardı. Bazen maddeleri geçirirken bu e, yağların arasından akıtıyorduk. Yağların arasından maddeyi geçirdiğimiz zaman buna basit difüzyon ismini veriyorduk. Eğer protein kanallardan geçiyorsa kolaylaştırılmış difüzyon ismini veriyorduk. O zaman basit difüzyon hücre zarının hangi tabakası yani yağ tabakası lipid tabakasından gerçekleşiyor. Hücre zarının yapısında bulunan en fazla organik bileşik de şekil bize yanıltmayacaktı. Proteindi gençler. Hücre zarının şekline baktığımız zaman sanki hücrenin içerisinde en çok sarı sarı yağlar bulunurmuş gibi görünür. Ama hücre zarının yapısında en çok bulunan organik bileşik tabii ki proteinlerdir diyeyim. Buradan da diğer sorumuzla devam etmiş olayım. Hücre içine sıvı yapılı büyük moleküllerin alınmasına nokta nokta denir. Hücre içerisine büyük bir şeyi alıyorsan buna ne ismini veriyorduk? Endositoz ismini veriyorduk. İçeriye aldığın katı büyük bir şey ise fagositoz, sıvı büyük bir şey ise pinositoz olarak isimlendirilmiş oluyordu. Aktif taşıma endostoz, egzostoz olaylarından tüketilen nokta nokta miktarı artar diyor. Şimdi baktım aktif taşıma endostoz, egzostoz olaylarında tabii ki tüketilen ne miktarı artacak? ATP miktarı artacak. Çünkü üçü de enerji harcanarak gerçekleşen olaylardır. Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan ve deney sonucunu etkileyen değişkenlere nokta nokta değişken denir diyor. Şimdi ben bir kontrollü deney yaptım. Diyelim ki 3 tane bitki türünü şuraya aldım. Bütün koşulları 3'ü içinde ortak tuttum. Ama sadece gönderdiğim ışıklar farklı. Buna güneş ışığı gönderdim. Buna kırmızı ışık gönderdim. Buna da yeşil ışık gönderdim. Işığın renginin farklı olmasına bağlı olarak tabii ki bu bitkilerin fotosentez hızı farklı olacak. Büyüme miktarı farklı olacak. Ben neyin etkisini araştırıyorum? ışığın etkisini. ışığın etkisi benim deneyimde ne? Bağımsız değişken dediğimiz değişkendir. Gençler, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere de bağımlı değişken ismini veriyorduk. Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan ve deney sonucunu etkileyen değişkenlere bağımsız değişken denir. Bitkinin burada ışık rengi mesela bağımsız değişken, büyüme miktarı ise bağımsız değişkene bağlı olarak değiştiği için bağımlı değişken. Diyorduk. Ökaryot hücrelerde bulunan çift zarlı organellere kimler örnektir gençler? Birincisi mitokondriyi örnek olarak yazabiliriz. Mitokondri çift zarlı bir organelde oksijenli solunum tepkimeleri mitokondri organelinde gerçekleşiyordu. Çift zarlı organellerin diğer bir örneği de tabii ki plastitlerdir. Plastitleri de kendi içerisinde üçe ayırmıştık kloroplast adını verdiğimiz plastikler vardı. Fotosentez tepkimeleri bunlarda gerçekleşiyordu. Kromoplast adını verdiğimiz plastikler vardı. Bitkilerin yeşil renkli görünen, yeşil dışında renkli görünen kısımlarında bu plastikler bulunuyordu. Mesela işte portakal, turuncu, limon, sarı, elma, kırmızı renkli bunlarda kromoplastlar var. Bitkinin ışık görmeyen genellikle köklerinde de madde depolanmasını sağlayan lekoplastlar var vardı mesela patates lokoplastlar bol bol nişasta depoluyorlardı Hücre zarına özgürlük kazandıran bileşiklerden bahsetmiş. Özgürlük ne demek? Hücrelerin tabii ki birbirini tanıması, gelen emirleri algılayabilmesi, denilen işi yapabilmesi gerekiyor. Haliyle bunların iletişim kurabilmesi gerekiyor. Hücrelerin özgürlüğünü kazandıran şey hücrelerde bulunan karbonhidrat türevi moleküllerdir. Hücre zarında bulunan karbonhidratlar da asla tek başına bulunamıyorlardı. Ya gidiyorlardı lipitlere bağlanıyorlardı biz onlara glikolipit ismini veriyorduk ya da onlar gidiyorlardı proteinlere bağlanıyorlardı o zaman da onlara glikoprotein ismini veriyorduk gençler Hemen doğru yanlış sorularına da geçiyorum. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz diyor. Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınca turgor basınç denir. Bizim kavramlarımız vardı. Birincisi ozmotik basınç dediğimiz kavram. ikincisi turgor basınç dediğimiz kavram. Üçüncüsü de emme kuvveti dediğimiz kavramdı. Ozmotik basıncı kısaca nasıl aklımda tutabilirdim? Ozmotik basınç su alma isteği anlamına geliyordu. Turgor basınç ise su verme isteği anlamına geliyordu. İkisinin arasındaki fark yani ozmotik basınçtan turgor basıncı çıkarttığımda arada kalan fark da bize emme kuvveti dediğimiz kuvveti vermiş oluyordu. Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınç yani hücrenin su verme isteği tabii ki turgor basınç anlamına gelecektir. O zaman bu bizim için doğru. you <laughs> hücreden daha yoğun olan çözeltilere hipotonik çözelti ismi verilir. Şimdi bizim üç çeşitte çözeltimiz vardı. Bunlardan birincisi hipertonik çözelti dediğimiz çözeltiydi. Bir izotonik çözelti dediğimiz çözeltilerimiz vardı. Bir de bunlardan ters hipotonik çözelti dediğimiz çözeltilerimiz vardı. Nasıl aklımda tutacaktım ben bunları? Hiper ne demek? Yüksek demek hipertonik çözelti. O zaman hipertonik çözeltilerde çözeltinin yoğunluğu fazla olacak. Ortamda bulunan hücrenin yoğunluğundan çözelti daha yoğun hipertonik çözelti dedik. İzotonik çözeltide iki taraf tabii ki birbirine eşit olacak. Yani çözeltinin yoğunluğu eşittir hücrenin yoğunluğu diyebiliriz gençler. Hipotonik çözeltilerde ise tam tersi. Artık ço çözeltinin yoğunluğu düşük. Hipotonik çözelti ya kime göre? Burada bulunan hücreye göre. Kastettiğim şey de neydi? Şurası bir kaba olarak, bunu da hücre olarak düşünürsen şurası çözelti dediğimiz kısım, burası da hücre dediğimiz kısım. Okuyorum. Hücreden daha yoğun olan çözeltilere, hücreden daha yoğun olan çözeltilere nasıl çözelti denir? Hipertonik. Hipotonik denmez. O zaman bu bizim için yanlış. Hipertonik ortama bırakılan bir hücrenin ozmotik basıncı azalır. Ben tutar da bir hücreyi hipertonik bir çözeltiye koyarsam, bir hücre su kaybedip büzüşüyordu. Büzüşen hücreye ne olmuş diyecektik? plazmoliz olmuş diyecektik. Plazmoliz olduğuna göre biraz daha büzüşeyim öleyim ister mi? İstemez. Bunun ozmotik basıncı yani su alma isteği artar. Turgor basıncı ise azalır. Hipertonik ortama bırakılan bir hücrenin ozmotik basıncı artar diyor. Hipertoniğe koyunca büzüştüğüne göre ozmotik basıncı tabii ki artmış olacak. Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır diyor. Difüzyon neydi? Şurada por adını verdiğimiz delikler vardı. Deliklerden maddeler çok oldukları yerden az oldukları yere doğru taşınacaklardı. Mesela klor dediğimiz mineral madde de difüzyona uğrar. C6H12 o 6 dediğimiz glikoz da difüzyona uğrar. İkisini kıyas yaptığımız zaman hangisi daha kolay hareket edecektir? Tabii ki klor. İkisini kıyas yaptığımız zaman molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır tabii ki diyebiliriz. Pasif taşıma sadece cansız hücrelerde gerçekleşir. Hadi oradan. Pasif taşımada enerji harcanmaz. Cansız ortamlarda gerçekleşebildiği gibi Tabii ki canlı ortamlarda da pasif taşıma dediğimiz olay gerçekleşebilir. Buradan da tabii ki diğerleriyle devam ediyorum. Saf suya bırakılan hayvan hücreleri hemolize uğrar diyor. Şimdi hayvansal bir hücreyi saf suya bıraktığımız zaman saf su ne demek? Yüzde yüz su anlamına geliyor. Şu hayvansal hücrenin yüzde yüzünün su olma ihtimali yok. Çok çok olsun hadi hadi. Yüzde yetmişi su olsun. Suyu tutamazsın. Su her zaman ne yapacak? Çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket edecek. E bu da şişecek, şişecek, şişecek. Bir süre sonra patlayacak. Hemoliz ne demekti? Bir hücrenin su alıp şişip şişip patlamasına hemoliz ismini veriyorduk. Saf suya bıraktığın hayvan hücreleri zarının etrafında bir çeper olmadığı için tabii ki hemolize uğrar. O yüzden bu bizim için doğru hipotonik ortama bırakılan tüm hücreler deplazmoliz olur senin normal bir tane hücrem var sen tuttun bunu hipotonik bir çözeltiye bıraktın bu ne yapar çözeltiden su alır şişer şiştiği zaman biz buna turgor durumuna geçmiş ismini veririz senin büzüşmüş, plazmoliz olmuş bir hücren hipotonik bir çözeltiye konur ve eski haline gelirse buna da deplazmoliz ismini veriyorduk. Yani her ortama bıraktığın deplazmoliz olmaz. Plazmoliz olanlar deplazmoliz olabilir. Normal bir hücreyi hipotonik bir çözeltiye bırakırsan o su alıp şişer yani turgor durumuna geçer. Sadece tüm hücreler dediği için kabul etmedim. Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara analog organ denir. Analog organ dediğimiz organlar hangi sınıflandırmada kullanılıyordu gençler? Ampirik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmada kullanılıyordu. Aa aklımızda kalsın. Zaten bu sınıflandırmayı da Aristo yapmıştı. Analog organ ne demekti? Mesela verdiğim örneğin üstünden gideyim. Yarasanın kanadı, sineğin kanadı analog organlardır. Baktığın zaman yarasa memeli bir hayvan, sinek bir böcek. Yarasanın böyle kanadı etten kemikten sineğinki zarsı bir yapıya sahip. Yani bunların kökenleri farklı. Ama görevlerine baktığın zaman ikisi de uçmaya sağlıyor. Yani görevleri aynı olan organlardır. O yüzden tanım bizim için doğru diyeyim. Günümüzde kullanılan sınıflandırmaya filogenetik doğal sınıflandırma ismini veriyoruz. Bilimsel bir çalışmada probleme karşı bulunan geçici çözüm yoluna gerçek denmez. Geçici çözüm yoluna ne ismini veriyorduk? Hipotez ismini veriyorduk. Zaten adı üstünde geçici çözüm yolu ya. Biz bunu deniyorduk, tahminlerde bulunuyorduk, kontrollü deneylerle çalışmalar yapıyorduk. Eğer yaptığımız kontrollü deneyler bizim hipotezimizin doğru olduğunu söylerse o zaman hipotezimiz gerçek halini alıyordu. Buradan da bir tane eşleştirme sorusuna geçiyorum gençler. Aşağıda numaralarla belirtilen ifadeler ile harflerle belirtilen terimleri eşleştiriniz diyor. Şimdi bakıyorum fotosentez yapan organel. Fotosentez yapılan organel bitkilerdeki hangi organeldir gençler? Kloroplast adını verdiğimiz organeldir. O zaman birin kime gitmesi lazım? E'ye gitmesi gerekiyor. Üstünü karalamayayım şöyle yandan çizeyim. Suyun difüzyonuna baktığımız zaman suyun çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınmasına tabii ki ozmoz ismini veriyoruz. O zaman ikinin de F'ye gitmesi lazım. Çiftleştiği zaman verimli döl verebilen, kısır olmayan yavrular oluşturabilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. O zaman 4, 3'ün de J'ye gitmesi gerekiyor hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir maddenin hücre dışına verilmesi. Egzoz dışarıya atar ya oradan aklımızda kalacaktı. Büyük bir şeyi dışarıya doğru veriyorsan buna egzoz toz ismini veriyorduk. Yani dördün de tabii ki haşa gitmiş olması gerekiyor. Hücre içi sindirim yapan organel büyük bir şeyi aldığın zaman bunu enzimlerle içeride parçalaman lazım. İçinde enzim taşıyan hücre içi sindirim enzimlerini bulunduran tek zarlı organelimiz de lizozom organeliydi. O zaman 5'in de iyiye gitmesi lazım. Küçük moleküllerin geçişi sırasında taşıyıcı proteinlerin kullanıldığı pasif taşıma şekli. Pasif taşıma şekli olduğuna göre difüzyondan bahsediyor. Bizim bir basit difüzyonumuz, bir kolaylaştırılmış difüzyonumuz vardı. Eğer protein kanallar kullanıyorsan kolaylaştırılmış difüzyon yapıyorsun demektir. O zaman altının da tabii ki B'ye gitmesi gerekiyor. Hipertonik ortama, yani çok yoğun ortama bir hücreyi bıraktım. Su kaybederek büzüşmesi bir hücrenin su kaybederek büzüşmesine plazmoliz olması denir. 7'nin de tabii ki D'ye doğru gitmesi gerekti. Bunu da attım. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı bir maddenin hücre içine alınması dediği zaman da büyük şeyleri almaya endositoz diyorduk. Katı bir şeyden bahsettiğimize göre tabii ki fagositoz ismini vereceğiz. 8 de G'ye gitmiş oldu. Hayvansal hücrelerin zarında bulunan bir yağ çeşidine baktığımız zaman da fosfolipitler ve kolesterol bulunabiliyordu. Kolesterol de tabii ki dayanıklılığı arttırmış oluyordu gençler zaten tek bir tane kaldı tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde suyun dışarıya atılmasını sağlayan organel kontraktil kofuldu amip öglene paramesyum gibi canlılar tatlı suda yaşadıkları için su hep hücre içine girmek istiyordu bunlar da ne yapacaklardı sudan şişip şişip patlamasınlar diye fazla suyu dışarıya atmak için kontraktil koful denilen kofulu bulunduracaklardı diyeyim. Hemen bir tane de soruya geçiyorum. Hücre zarından madde alışverişleri ile ilgili bir soru çıktı karşıma. Yukarıda şekilde gösterildiği gibi yüzde onluk sükroz bulunan bir ortama bırakılan bitki ve hayvan hücrelerinde meydana gelen değişimleri yazınız diyor. Şimdi düşünüyorum. Sükroz hücre zarından geçiş yapamaz ama suyu tutamam. O zaman çözeltinin %10'u sükrozsa %90'ı sudur diyebilir misin? Bitki hücresinin %30'u sükrozsa %70'i su diyebilir misin? Hayvan hücresinin %5'i sükrozsa %95'i su diyebilir misin? Şunu ayrı ayrı düşünecek olursak, o zaman şu bitki hücresine baktığında içeride 70 tane su var, dışarıda 90 tane su var. Ne yapacak? Bu içeriye doğru su alacak. Yani şu bitki hücresi çeperi olduğu için normalde şöyle duruyordu. Su alıp iyice şişip 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 şişip, şişip şuralara dayanmış olacak. Hayvansal hücre için ise iş tam tersi olacak. Bunun içeride 95 tane suyu var dışarıda ise 90 tane su varmış. Bu hayvansal hücre ise su kaybedip büzüşecek bir kısmını kaybetmiş olacak. Dediğim gibi sükros hücre zarından hareket edemediği için suları yazarak suların hareketi üstünden gittik. Şimdi bitki hücresine baktığımız zaman gençler ne yaptı? Su aldı. Su aldığına göre bunun ozmotik basınç ne anlam? geliyordu su alma isteği ozmotik basıncı ne yapacak hemen yazayım okla göstermeyeyim azalmış olacak ozmotik basıncı azaldığına göre, turgor basıncı da su verme isteği olduğuna göre, bunlar birbirine ters hareket edeceğine göre turgor basıncı ise artacak. Emme kuvveti ne demekte? Ozmotik basınçtan turgor basıncı çıkarttığın zaman emme kuvveti açığa çıkıyordu. O zaman emme kuvveti ozmotik basınçta doğru orantılı. Haliyle bunun emme kuvveti dediğimiz kuvvet de azalmış olacak zarla çeper arası uzaklık diyor. Şimdi bak zarla çeperin arasında şöyle bir mesafe vardı. Bu su alıp şişince ne oldu? Aradaki mesafe azalmış oldu. Koful büyüklüğüne de baktığımız zaman bu su alıp şiştiğine göre bunun içindeki kofullar da tabii ki artmış olacak gençler. Hayvan hücresinde ise işler tam tersine döndü. Bizim hayvansal hücremiz su kaybedip büzüştü. Yani daha da küçüldü. Haliyle bunun ozmotik basıncı su kaybettiği için artmış oldu. Şöyle göstereyim daha da küçüldü, büzüştü ya arttı. Turgor basıncı ise tam tersi olduğuna göre azaldı. Emme kuvveti ozmotik basınçla doğru orantılıdır arttı. Zar ile çeper arasındaki mesafeye düşmüyorum. Hayvansal hücrelerde çeper yok ki. Çeperle zar arasındaki mesafe ne alaka? Böyle bir mesafeden bahsedemem. Ama hayvansal hücrelerde koful var. Hücre su kaybettiğine göre bunun kofulları da su kaybetmiş olacak. Yani koful büyüklüğüne tabii ki gençler azalır yapıştırabiliriz. Geldim diğer bir soruma. Yine madde geçişleriyle ilgili kim nereye gidiyor bunlardan bahsedeceğiz. Yandaki şekilde gösterilen hücrede hücre zarından pasif taşımayla geçenleri, aktif taşımayla geçenleri, endostozla geçenleri, ekzositozla geçenleri yazınız demiş. Şimdi yazmaya başlıyorum. Bakayım hemen. Bir buradaymış. 2 buradaymış, 3 buradaymış, 4 buradaymış. Şu nu da %1'lik gliserit diyor ya, 5 olarak da ben göstermiş. Olayım gençler. Şöyle bir baktığımız zaman 1'e bakıyorum. Dışarıda %5 kalsiyum varmış, içeride %20 kalsiyum varmış. Kalsiyum mineral bir maddedir. Mineral maddenin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru gitmesi için enerji harcaman lazım. Çünkü kalsiyum küçük bir madde. Hemen kalsiyumun küçük olduğunu yazayım. Mineral bir madde ya. Haliyle bunu küçük maddelerin taşınmasıyla taşıyacaksın. Azdan çoğa taşındığına göre de tabii ki ne yapman gerekiyor? Aktif taşıma yapman gerekiyor. Yani 1 ile gösterilen kalsiyumun aktif taşımayla taşınması gerekiyor diyeyim gençler. Sonra 2 ile gösterilene bakıyorum iot. Iot da küçük bir moleküldür. Hemen iotun da küçük olduğunu şuraya yazmış olayım. Dışarıda %5'miş, içeride %5'miş. iki tarafta da eşit olduğunda sen içeriye sokmak için ittirmen lazım. Haliyle 2 ile gösterilen iotun da aktif taşımayla taşınması gerekiyor diyeyim gençler. 3'e bakıyorum. Glikoz molekülü. Glikoz da küçük bir moleküldür. Hücre zarından geçebilir. Karbonhidratların monomeridir çok olduğu yerden az olduğu yere taşındığına göre glikozun taşınmasında enerji harcanmasına gerek yok pasif taşıma yapılabilir o zaman üçü de hadi buraya yazmış oldum Üçle değişim bitti. 4'e bakıyorum. Dışarıda protein var, içeride protein var. Rakamlar beni ilgilendirmiyor. Protein büyük bir moleküldür. Büyük bir molekülü sen içeriye almak istiyorsan endostozla taşımak zorundasın. O zaman dördü de buraya yapıştırmış olduk. Geldim 5 ile gösterdiğimiz kısma 5 de de trigliserit. Yine rakam benim için önemli değil. Trigliserit dediğin şey 3 yağ asidi bir gliserolün birleşmesiyle oluşan büyük bir yağ değil miydi? O zaman trigliseritleri de sen dışarıya atıyorsan büyük bir şeyi dışarıya atıyorsun demektir. Yani egzostoz yapıyorsun demektir. Hadi bu şekilde yazmışken bir isimlerini de geçirmiş olayım. Üçle gösterdiğimiz kimden bahsediyorduk? Glikozdan bahsediyorduk. Glikoz pasif taşımayla taşınacak. 1 ve 2 ile gösterdiğimiz ise kalsiyum minerali ile iyo gençler. Hemen onları da yazmış olayım. 4 ile gösterdiğimiz proteinler de hemen onu da belirtmiş olayım. 5 ile de trigliseriti göstermiştik. Dışarı atımı olduğu için tabii ki egzostozla taşınmış olacaktı diyorum. Diğer bir sorumuzda yine endostoz ve egzostozla ilgili olarak tabii ki karşımıza çıkmış oldu gençler. Aşağıda endostoz ve egzostozla ilgili bir ven şeması verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadeleri ven şemasında uygun yerlere yerleştiriniz diyor. ATP harcanması bir kere endostoz içeriye almak, egzostoz dışarıya atmak anlamına geliyor ama ikisi de büyük moleküller için yapıldığı için ikisinde tabii ki ATP harcanacak. O zaman A'yı ortaya yazmış oldum. Hücre zar yüzeyi azalır. He, X ile ilgili bir madde dışarıda. Sen X'e doğru gittin yalancı ayakları oluşturdun. X'in iyice etrafını sardın. Bir baktık hop X içeride hücre zarından bir parça kopup içeriye girdiğine göre bu olayın ismi neydi? Endositozdu. Endositoz da hücre zar yüzey alanını azaltacak. O zaman B'nin bu tarafa gelmiş olması gerekiyor. Büyük moleküllerin taşınması ikisi içinde de ortaktır. Biri içeri alınmayı sağlıyor, biri dışarıya atılmayı sağlıyor. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir diyor. Çeperi olan bazı hücreler endositoz yapamıyor ama Ekzositos tüm canlılarda gerçekleşiyor. Bu tarafa yaptım. Taşınma sırasında kofullar görev alır diyor. Şimdi endostoza baktığımız zaman besin kofulu oluşuyor. Atım gerçekleştiği zaman da salgı kofulları, boşaltım kofulları oluşuyor. İkisinde de koful oluşumu meydana geldiği için mesela şu X besinse artık bunun adı besin kofulu ya. İkisinde de koful oluşumu gerçekleştiği için ortak olarak yazabiliriz. Diğer bir soruma da geçiyorum. Yandaki şekilde gösterildiği gibi içerisinde %10'luk glikoz çözeltisi bulunan bir bağırsak parçası, içerisinde %30'luk sükroz çözeltisi bulunan bir kaba bırakılıyor. Sonra ne olur diyor. Hadi gel ben seninle birlikte hayal kurmaya başlayayım. Şimdi şu bağırsak zarmış. Şurası da çözeltiymiş. %30'luk sükroz çözeltisi olduğuna göre sükroz hücre zarından çıkamaz, giremez. O yüzden dışarıdaki sükroz çözeltisinde herhangi bir değişiklik olmaz. 10'luk glikoz çözeltisi demiş. Glikoz dediğin şey hücre zarında hareket edebilen bir molekül küçüktür. Çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket edecek. O zaman burada yüzde 5 glikoz kalacak. Glikozun kalan kısmı yani yüzde beşlik kısmı buraya doğru geçiş yapacak. Şimdi en baştaki duruma bakacak olursam bunun yüzde onu glikozsa yüzde doksanı suydu. Şuranın da yüzde yetmişi suydu. Şimdi burası yüzde beş olduğuna göre buradaki su miktarı 95'e çıktı. Buradaki su miktarı ise 65'e düşmüş oldu diyeyim. Kaptaki sükroz miktarı azalır. Hadi oradan sükroz hareket edemez ki niye kaptaki miktar azalsın. Bağırsak parçasından kaba glikoz geçtiğini söyledik. Kaptaki su seviyesi yükselir diyor. Bakıyorum kaptaki su seviyesinin yükselme ihtiyacı yok. Çünkü su seviyesinde değişme olmayacak. Bizim normal hepsini içerisinde düşündüğümüz zaman hangileri doğrudur dediği için cevabımız yalnız iki şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma bitiriyorum gençler. Aşağıda çeşitli yapı ve organeller verilmiş. Buna göre tabloda verilen yapı ve organellerin gelişmiş yapılı bitki ve hayvan hücrelerinde bulunma durumlarını belirtiniz diyor. Şimdi ribozom organeli prokaryot ökaryot tüm canlı hücrelerde bulunan bir organeldir. Protein sentezi yapar. Bitkiye de yazarım, hayvana da yazarım. Kloroplast fotosentez yapan bitkisel hücrelerde tabii ki bulunacak. Hayvansal hücrelerde kloroplastın ne işi var? Hayvanlar fotosentez yapamaz ki. Hücre duvarına baktığım zaman bitkilerde hücre duvarı var ama hayvanlarda hücre duvarı yok. Bizim hücrelerimizin hücre çeperi yok. Sentrozom gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde bulunmaz ama hayvansal hücrelerde iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan organeldir. Mitokondri organeli oksijenli solunum yapan ökaryot canlı canlılarda bulunacak. Bitkilerde, hayvanlarda oksijenli solunumla ATP üretir. İkisine de aldım. Gelişmiş yapılı bitkilerde lizozom organeli bulunmaz. Neden? Bunlar kendi besini kendi üretiyor. Hücre içi sindirim yapmayacaklar ki. Ama hayvansal hücrelerde gelişmiş yapılı olmaya gerek yok. Ee, lizozom organeli bulunur. Peroksizom zehirli maddeleri zehirsiz hale getiren organelde hem bitkilerde hem hayvanlarda var. Merkezi koful dediğimiz zaman da bitki hücrelerinde bulunacak. Bitki hücrelerinde genellikle merkezi az sayıda büyük kofullar olacak. Hayvan hücrelerde yakoful olmayacak varsa da küçük küçük çok sayıda olacaklar diyeyim gençler. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Aşağıda isimleri verilen canlılarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Kaç farklı tür kaç farklı cins vardır? Şimdi bakıyorum. Pinus nigra, Pinus alba, Morus nigra, Pinus silvestris, Morus alba. Birbirinden farklı 5 tane kelimeden oluşan grup yazdığına göre burada 5 farklı tür vardır. Gençler her biri birer türdür. Kaç farklı cins vardır dediğinde ise cins ismi nereye yazıyorduk? İlk haneye. Şimdi baktın pinus pinus birinci cins. Morus morus ikinci cins. Pinus da şuradaki gruba dahil olsa yani iki tane cins vardır gençler. Bir pinus cinsi var burada bir de morus cinsi var. Çünkü cins isim ilk kelimeye yazılıyordu. Yakın akraba grupları yazdığımız zaman da aynı cinsler yakın akrabadır. Yani bir, iki ve pinus olduğu için dört yakın akrabadır. Yakın akraba diyeyim. Morus'la başlayanlar da yakın akrabadır. O zaman 3 ve 5 ile gösterdiklerim de tabii ki yakın akraba olacaklar. Bu şekilde gruplandırmamızı yapabiliyorduk diyeyim. Hemen ortak gen sayısı ile ilgili de bir soru çözerek bitirip. Grafiğe göre sınıflandırma basamaklarının isimlerini yazınız diyor. Neydi kodlamamız? Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert, şut, atar şeklinde kodluyorduk. Ortak gen sayısına baktığımız zaman tabii ki en fazla nerede bulunması gerekiyor? Türde bulunması gerekiyor. Türün bir üst basamağı neydi? Cins adını verdiğimiz basamaktı. Aynı cins canlılar bir araya geldiği zaman aileleri meydana getirmiş oluyorlardı. O zaman aileyi de yaz. Yazdım. Aynı ailedeki canlılar bir araya geldiği zaman takımları meydana getiriyordu. Takımlar bir araya geldiği zaman sınıfları, sınıflar, şubeleri, şubeler de bir araya geldiği zaman alemleri oluşturmuş oluyorlardı. O zaman numaralandırılmış basamakları tabii ki yazabilirim. Birle gösterilenin cins olması lazım. İki ile gösterilenin alem olması lazım. Üçle gösterilenin tabii ki takım olması lazım. 4 ile gösterilen aile, familia dediğimiz kısım olacak. 5 ile gösterilen şube denilen basamaktır. 6 ile gösterilen sınıf olacak gençler. 7 ile gösterilen de tabii ki bizim için türü ifade etmiş olacak. Numaralandırılmış sınıflandırma basamaklarındaki birey sayılarını azdan çoğa doğru sıralayınız. Sınıflandırma basamaklarını düşündüğün zaman aynı alemde olan canlılarda mı çok bulunur? Canlı türü bulunur. Aynı türde mi? tabii ki aynı alemde yani yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe canlı çeşitliliği sayısı azalıyordu. O zaman birey sayısını azdan çoğa doğru sıralayın dediğine göre en az bireye sahip olanın kim olması lazım? 7 numaranın yani türün olması lazım. Aynı tür canlılar ne yapacak? Cinslerde bir araya geleceğine göre biri yazdım. Cinsel bir araya gelip aileleri oluşturacağına göre tabii ki 4'ü yazmış oluyorum. 4'teki aileler de bir araya gelip takımları oluşturacağına göre 3 demiş oldum gençler. Takımlar bir araya gelip ne yapar? Sınıfları meydana getirir. O zaman 6 ile gösterilen yer. Sınıflar bir araya gelerek şubeleri meydana getirecek. Şubeler de bir araya geldiği zaman alemleri oluşturacak. En çok canlıya alem grubu sahiptir diyeyim gençler. Böylelikle yazılı provamızı bitirmiş olduk. Birazdan ödüllü soruyu göstereceğim gençler. Özellikle yazılarınızda hepinize çok 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 başarılar dileyerek tabii ki sözümü bitirmek istiyorum. Mümkün olduğunca en fazla çeşitli soruları çözebilirsiniz çözdük. Sizler de yazılarınızda dikkatli olun. Güzel okursanız, dikkat ederseniz hepiniz başarılı olacaksınız. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.